acı içinde ölüme terk edilen hasta mahpusların, F tipi izolasyonda sesleri bastırılmak istenenlerin, işkence ve keyfi uygulamalarla hapishane içinde hapishane yaşatılanların seslerini duyurmak için buradayız. Açısından pencerelerinden, aynalarından bir hapishanelerdir. İktidara geldiği günden bu yana AKP hükümeti terör estirerek kendisine muhalif olan her kesime karşı intikamcı, kin ve nefret politikalarını hayata geçirerek ülkeyi yönetti. Her dönem cezalandırmaya, susturmaya hak alma mücadelesi veren, sisteme muhalif olan kesimi antidemokratik yasalarla cezalandırmaya ve susturmaya çalışmıştır. Kurumundan rapor alabilmek için aylarca, bazen yıllarca mücadele eden mahpuslar toplum güvenliği açısından sakıncalıdır de gerekçe gösterilerek savcılıklar tarafından ATK rapor verse dahi tahliye edilmemektedir. Bu baskının pek çok hasta mahpusun özgürlüğüne kavuştuktan 3-5 gün sonra yaşamını yitirdiği ya da cezaevi gerçekleştirdiğimiz 129. F oturumunda birçok hastalığı ile mücadele eden Kemal Özçelik'in durumunu sizlerle paylaşacağız. Kemal Özçelik 53 yaşında ve yaklaşık 20 yıldır hapishanede. Hapishanede yaşamını 23 yıldır sürdüren bir tutukludur. Kalbe giden damarlardan üçü tıkalıdır. Bu nedenle 2 yıl önce açık kalp ameliyatı geçiren Özçelik, bacağından alınan 3 damar bölünerek kalp damarı yerine takılarak ameliyat edilmiştir. Ondan nefes bile alınmayan mahpus koğuşunda 3-5 saat yatırıldıktan sonra tekrar ring aracılığıyla hapishaneye götürülür. Durumunu iyi görmeyen arkadaşları duyup bildikleri ve hapishane şartlarına yarattıkları olanaklarıyla Kemal Özçelik'in tedavisine devam ederler. Kan ne kadar uzattılar diye düşündüren şey, bir insanın ölümle hayat arasındaki çizgide hayata tutunmak için çaba gösterirken ilmek ilmek işkenceyle hayatının ondan nasıl çalındığının bir öyküsüdür. Kemal Özçelik'in öyküsü bütün hasta mahpuslara yaşatılan işkence, insanlık dışı muamelenin öyküsüdür. Ferda İldan, Gebze Kadın Hapishanesi'nde kalp sarılık ve cilt hastalıkları olan bir tutuklu. Ferhat Tağ, Tekirdağ Birnoğlu F tipinde üst solunum yollarında iltihaplanma ve böbrek sorunu olan bir hasta tutuklu. Ferhat Mendalli, Tekirdağ Birnoğlu da vücutta aşırı ödem, kronik mide hastası. Ferzande Kaya, Muş F tipinde dalağında hasar oluşmuş. Fesih Coşkun, Ümraniye Hapishanesi'nde bağırsak hastası. Fesih Nardan, Tekirdağ İkinoğlu F'de ayak bileğinden dize kadar platin olan bir tutuklu. Fırat Yağmakan, Kırıklar İkinoğlu Hapishanede hepatit B hastası ve teşhis konulmamış bir kalça ağrısıyla yaşamını sürdürmekte. Faysal Kurt, Elbistan E-Tip Hapishanesi'nde bir gözünü kaybetmiş. Fırat İkon, Fesih Nadan, Fırat Yağmakan, Faysal Kurt,
Fırat İşkeren, Fahrettin Şahin, Fahrettin Kara ve Kemal Özçelik serbest bırakılmalıdır. İnsan hakları savunucuları olarak vicdani ve insani kanaatımızla bu kişilerin, bugün burada isimlerini dile getirdiğimiz kişilerin hapishane koşullarında kalması mümkün değildir. Hayatlarından ve hayatlarında başlarına geleceklerinden iktidar sorumludur, serbest bırakılmalıdırlar. Tecrit öldürür, tecriti kaldırın, ölümleri durdurun. Hasta mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır. İnsan Hakları Derneği Cezaevi Komisyonu. Mahpuslar!